Ve bu hafta daha önce de söylediğim gibi yarışmacılarımızı birazcık daha yakından tanıyabilmek için usta gazeteci Mehmet Coşkun Deniz yarışmacılarımızla röportajlar yaptı. İlk önce röportajları izleyeceğiz. Arkasından da kendilerini en iyi ifade ettiğini düşündükleri şarkıyı yarışmacılarımızdan dinleyeceğiz. Bakalım ilk yarışmacımız kimmiş? Çok pardon Osman abi. Evet, ilk yarışmacımız bu hafta Yurdanur. Yurdanur'cum, aday numaranı alalım hemen. 107. Çanakkale Bayramış'tan gelen belediye başkanımız İsmail Sakın Tunç Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Yurt içi ve yurt dışından beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Çanakkale ve ilçelerine ve ayrıca Biga halkına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bol şanslar dileyerek uğurluyoruz seni Yurdanur'cum. Yurdanur bizlere bu hafta bestesi ve güftesi, müzik dünyasının tartışılmaz ismi Sayın Sezen Aksu hanımefendiye ait Kaybolan Yıllar adlı eseri seslendirecek. Yurdanur sizlerle. Evde işlerimle ilgilenirdim. Bazen dantel, örgü gibi bir şeyler örerdim işte. Günlerim böyle geçerdi benim. Gururla söylüyorum, yani ev kızı olmak çok güzel bir şey. Yani ben memnunum, gurur duyuyorum. Yani ev kızıyım, ilkokul mezunuyum. Maddi yönden okumadım. Okutmaya babamların gücü yoktu. Okumayacaksın dediler bana. Her sabah çocuklar okula giderken ben de dışarıda oturup onlara baktım. Çıkışını seyrettim ondan sonra. Onlar İstiklal Marşı söylerken mesela ben de okula gidiyormuşum gibi kapının önünde ben de dikilirdim. Ben de İstiklal Marşı'nı söylerdim. Yani çok istedim okumak ama olmadı. Gerçekten de yani hala daha istiyorum okumak. Allah nasıl kısmet ederse birinci olursam kardeşim ben güzel yerlere gelebilmesi için okutacağım. Yani inşallah, inşallah da okuturum. Kardeşimle çok güzel bir ilişkim vardır. Onunla yatarım, onunla kalkarım. Bazen okula ben gönderirim onu. Kuş olmak isterdim, uçmak isterdim, özgür kalmak isterdim. Bayağı bir sıkı yönetim var evde çünkü. Fazla gezme, fazla dolaşma, işte birisi sana laf atar, işte adın falan çıkar. Birisi istemeye geldiğinde, ay bu kız işte bununla ismi çıktı falan filan. Ne yapıyor, ne diyor? Tebrikler Yurdanur. Şöyle bir. Hoş geldiniz Çanakkale'liler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Röportajı izlediniz. Yurdanur'un kendisiyle ilgili söylediklerini duydunuz. Söz sizde şimdi. Yurdanur, sen ev kızısın değil mi? Senin hiçbir müzik eğitimin yok. Hayır yok. Sadece hiç. Ev kızıyım. Evet. Yani mesela sen Çanakkale'de bir Türk Sanat Müziği Korosu'na devam ettin mi, etmedin mi? Etmiştim. Peki, onu söylemeyi unuttum. Nasıl unuttun? Kaç haftadır unutuyorsun mesela? Ama... Kaç haftadır unutuyorsun? Ben, biz sana sürekli ne kadar şunu devam etmiş, bir dakika. Ama... Ne kadar ettiği önemli değil. Ben kaç haftadır biz de siz de ben de şunu söylüyoruz. Ev Yurdanur, kızı, ev kızı. Bir ev kızı. Üzerine gidip ondan sonra bunu olmaz. Yurdanur meğerse Çanakkale'de Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Türk Sanat Müziği Korosu'nda solist olarak görev yapıyormuş. Şimdi sadece kardeşimin bu, öğretmenlerin isteği üzerine gittim.
Şimdi öğretmenlerin üstteyi üzerine gidip gitmemenin bir önemi yok. Sorduğum soru şu. Kaç haftadır sana Ebru Hanım da, ben de, Orhan abi de, Bülent Hanım da diyoruz ki bir ev kızı olarak hiç eğitimsiz ve eline falan mikrofon almamış birisi olarak sen çok iyisin ama sen üstelik koroda solist olarak sahneye çıkıyormuşsun. Ben böyle bir şey iyisin demedim hiç. Ben iyisin demedim, beni karıştırmayın. Ya sen üstelik... Ben hep verimsiz olduğunu, yetersiz olduğunu söylüyorum. Siz benimle iddialaşıp dediniz ki Bülent Hanım yeterli ama bu bir ev kızıdır ve ev kızı olarak çok güzel okuyor. Yani dedi. Eğitim almamış dediniz. Evet dedi. Yanlışlık olmasın, beni ari tutunuz lütfen. Yani benim mail adresime gelen, Çanakkale'den gelen bir mail senin 2,5 yıl boyunca bu koroya devam ettiğini ya da 1 yıl boyunca ve solist olarak Çanakkale'de o koro ile beraber sahneye çıktığını bu hafta gösteriyor. Mı geldi armağan? Evet, bu hafta geldi. Bu hafta geldi. Ne diyeceksin şimdi sen bunun üstüne? Sadece bir ay çıkmıştım. Bir ay? Evet, bir ay. O da Çanakkale, Bayramiç, Ezine. Bu yerlerde çıktım yani koro halinde. Mühim olan nerede çıktığın değil. Zaten çıktığınız yer, özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Elbiseyle de rahat oturamıyorum. Mengene gibi. Ayaktayken tamam. Ay ne olduğumu şaşırdım. Ayaktayken gayet iyi oturdum. Birdenbire pırtmamaya başladı. Kapattım neyse. Vallahi şaşırdım. Her an bunlara bakıyorum. Ulan söyleyeyim bana bir şey olunca an işaret edin. Böyle yaptığınız anda aa diye ben çığlığa atarım artık. Şimdi o gittiğiniz yerler fevkalade yerler. Musiki eğitimi bakımından tabii ki gitmeniz ne kadar güzel. Değerli efendim heyeti umumiye azası da zaten zat-ı alinizi yerer şekilde bunu söylemiyor. Yalnız bugüne kadar işte 4 program mı oldu, 5 mi oldu? 6 oldu. Ama 6 programdır. Neden ev kızıyım, ev kızıyım diyorsunuz da ötekiler de sokak kızı değil, onlar da ev kızı zaten. Şimdi ben demedim yani. Şimdi hoş zaten bu lafı siz söylemediniz yani onun için sakın şey yapmayın. Yani ben söylüyorum anlatmak, ifade etmek için. Hepiniz ev kızısınız, hepiniz bizim çok kıymetlimsiniz, hepimizin kıymetlisisiniz. Efendim çünkü sizleri biz arzu ettik, biz seçtik ve sizlerin seçiminizde dördümüzün de kararları, dört kişi de bunda okey verecek ki bu 13 veya 14 neyse oraya girilebildi. Evet. Onun için çok ince elendi, sık dokundu. Bir tanemiz hafif burnumuzu bile kıvırsak yani giremezdi o. Hepimiz karar verdik müşterekte ve hepiniz oldunuz. Hepiniz bizim çocuklarımızsınız, kardeşlerimizsiniz. Efendim o bakımdan söylemiyoruz. Ama neden ben hiçbir şey bilmeden yalnız Allah vergisi efendim bir hal anamın kucağından buraya geldim vari bir tavır oldu. 6 haftadır neden bunu söylemediniz? Bu politika neydi? Bunu öğrenmek istiyorum ben şahsım adına. Ne söyleyeceksin? Ben elemelerde de söylemiştim Armağan Bey'e. Atatürk Düşünce Derneği'ne de çıkmıştım ben koroda. Hayır, Armağan Bey çok akıllı bir insan. Elemelerde. Yemin ediyorum böyle bir şey bilmiş elemelerde olsaydı. Elemelerde duyduğum ve benim aklımda kalan en net şey, Ebru'nun da aklımda kalan en net şey odur ki yanılmıyorsam eğer, biz sürekli bir ev kızı olarak senin çok iyi şarkı söylediğini. Ya eğer böyle bir şey söyleseydin. Siz benim salonumda girmediniz değil mi imtihanı? Hayır. Yukarıda girdiniz siz. Ebru Hanımlarla. Aşağıda girdiniz. Bende mi girdiniz? Biz Orhan Bey'le biz görmedik. Biz görmedik. Aşağıda var. Mi? Evet. Yukarıdaydınız. Neyse. Devam sonuç edelim. Olarak. Evet. Bugün artık benim gözümde hiç sen de profesyonel. Eğitim almamış bir insan değilsin. Artık benim gözümde bayağı koroya gitmiş, koroda eğitim almış bir insansın ve bu bilgilerle geçen haftaki performansını televizyondan tekrarını izlediğimde gördüm ki kötü şarkı söylüyorsun. O kadar. Peki Armağan Çağlayan. Teşekkür ediyorum.
Buyurun Bülent Hanım. Bunu ben başından beri söyledim. Sonra acaba dedim, benim göremediğim bir şey mi var? Bir şey mi var? Çünkü kimse Allah değil, tövbe haşa. Yani yanılabiliriz. Ben acaba hata mı yapıyorum? Bir daha dinleyeyim, bir daha dinleyeyim diye. Ama baskılarında hatalar olduğunu duyuyorum. Yani çünkü en sağlam yerim kulaklarım benim. Ve Sayın Osman Tan Erkır Beyefendi ile bir randevu talep ettim. Kendileriyle de istişare ettim. Bu nedir? Ben yanlış mı duyuyorum ama doğru duyuyorum? Nasıldır? Ben tabii müzikal manada sizi bilemem dedi. Ama yine içimdekini ben her zaman hep sizlerle paylaştım. Yine paylaşayım mı, paylaşmayayım mı bilmiyorum. Bence Türk halkı sizi dinledi. Bakalım onlar nasıl değerlendirecekler. Yani. Önümüzdeki haftalarda içimizdekileri yani, ben biliyorum. Bir hafta Bülent daha. Hanım. Evet. Bir hafta daha bakacağım. Evet. Ama bir dahaki haftaya bir yorum yapmam lazım. Çünkü çevresi olan, arkası olan insanlar efendim bu oyları alabilirler ama çevresi olmayan, sadece musiki en büyük silahı olan insanlar da bilmiyorum her ne kadar 10 tane mi bu atılanlar? En fazla 10 oy gönderilebiliyor. 10 bile olsa, 10 bile olsa onu bile attıramayacak insanlar olup da hakikaten güzel okuyan olamaz mı? Yüksek sesle düşünüyorum. Yanlışsam beni ikaz edin. Zannediyorum Bülent Hanım, diğer yarışmacıları destekleyen izleyiciler de almışlardır sizin bu mesajınızı. Evet, evet efendim. Sonuçlara onun bakalım. Önümüzdeki tabii, haftalarda tabii, da bir kez daha tabii, değerlendirelim hep beraber. Yoksa bizim kıymetlimizsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Bugün de su gibiydiniz. Fevkalade güzelsiniz. Hiç yüzünüzü asmayın. Yani bir insanı hepimize neler söylüyorlar. Bana da söylüyorlar, görüyorsun. Oturuyorlar, kalkıyorlar. Allahu Ekber. Sabah kalkıyorum Bülent Ersoy. Gece yatarken son artık kapanırken yine Bülent Ersoy. Senin için eğer konuşuluyorsa memnun ol. Hiç suratını asma. Sana gülmek yakışıyor. Peki. Canım benim. Hadi çok evladım. Teşekkürler Bülent Hanım. Orhan Bey. Bülent Hanım söylenecek birçok şeyi söyledi. Bize söz fazla bırakmadı. Gerçek. Bu arada tabii en son cümlelere de katılıyorum. Tabii bugün değişiklik var yurdan orada görüntü olarak ve güzel ve yakışmış. Tabii yorumuyla ilgili olarak biz de aynı etkide kalmıştık. Evde kendi kendine şarkı türkü söyleyen bir hanım ile profesyonel çalışmaları olan veyahut da en azından başka çabaları olan birisi arasında tabii ki fark vardır. Evet. Biz onları kale alıyoruz. Ama şuna inanıyorum ki Yurdanur çok genç ve ileride çalıştıkça daha iyi olacağına inanıyorum. Bugün her ne kadar detoneleri olmuş olsa da ileride daha iyi olacağına inanıyorum. Ayrıca bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim buradaki dinlememiz güzel ama en iyi dinleme sanıyorum ekranda, ekranın karşısında oluyor. Oradaki detoneler daha farklı duyuluyor. Buradan daha farklı duyuluyor. Biz de yanılabiliyoruz sanki dinlemenin pozisyonundan dolayı. Bunu da belirtelim. Özür diliyoruz izleyicilerden. Diliyorum izleyicilerden. Tamam Orhan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ebru Hanım. Yine su gibisin. Ben, bu benim şahsi görüşüm. Çok beğeniyorum onu sahnede. Seyrederken çok keyif alıyorum. Keşke daha önceden de söyleseydin bu hani bir aylık ya da iki aylık süreci. Onun dışında bana geçen hafta söz vermiştiniz. Darbuka çalacaktı, niye çalmadı? Ha, birazcık daha ilerleyince Ebru Hanım. Ben karışma. Önümüzdeki haftalarda demiştik. Ben karışma. Ben puanımı da vereyim, yolunuz açık olsun efendim. 7 verdi Ebru Gündeş. Armağan'cığım. 7. 7 Armağan Çağlı. 6. 6 Bülent Ersoy'dan. 6 Orhan Gencebay'dan geldi. Adaylı. Şey söylemek istiyorum ama ben bu değilim. Ben bu değilim gerçekten. Ağlayacağım, ağlayamıyorum. Ne gibi, hangisinden değilsin? Yani okuyamıyorum burada. Ha, olabilir, doğru. Ben aslında güzel okuyorum ama tamam, burada okuyamıyorum. Ben yani çok üzülüyorum. Hayır, hayır.
Şimdi bunda ağlayacak bir şey yok. Yurdanur Hanım. Hiç ağlama. Yurdanur. Maalesef ki şimdi bir izin verir misiniz? Bir saniye. Bir saniye. Tamam. Tamam. Şimdi evladım, İzin verir misiniz? Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki muhakkak ki burada belki gerilebilirsin. Azaların kasılır. Ben senin yanındayım. Çünkü daha yenisiniz falan filan. Ama ne yazık ki buradaki herkes senin gibi efkar-ı umumiyenin, buradaki izleyicilerin ve bizlerin karşısında bu performansı veriyor. Eşit şartlarla savaşıyorsunuz. Onun için seni şimdi ayrı bir şekilde dinleyelim de ona göre puanlayalım. Yapamayız. Şartları bile bile girdiniz. Her şeyi bile bile geldiniz. Onun için ama söylediğine de katılmıyor değilim. Bazı insanlar heyecanlıdır. Ve heyecanını yenemez. Orada da katılıyorum. Yani doğru olabilir. Ama yani çocuğum heyecanını bir parça bir şey at için iç. Bu da yasaktır. Bunu da söylemek. Yani insanları kötü yola sevk ediyor diyecekler şimdi. Orhan Bey son sizden de alalım. Olarak şunu söylemek istiyorum. İlk okuduğun şarkı çok beğenmiştik ayrıca. Yani oradaki performansını. Rast makamında mı? Unuttum parçayı şu anda. Güzeldi. Gayet güzeldi. Ayrıca gözyaşların bizi üzer. Kesinlikle hiç ağlamanın anlamı şey yok. Bunda? Bundan sonra da önümüzde çok günler var. Daha sen iyi olacağına inanıyoruz. Peki. O zaman aday numaranı senden duyalım bir. Ağlayacaksın. Güleceksin. Öğreneceksin. Bu işler öyle kolay değil. Ağlayarak da öğreneceksin, sıklayarak da öğreneceksin. Bak ben o adamın İnşallah. Arkasına saklanarak şarkı söylerdim. Tamam mı? Heh, Selçuk Tekay'ın arkasına saklanırdım. Ama sahnedeyiz, kızım dönsün o tarafa derdi. O evet. kadar utanarak çıktım. Şimdi söylüyorum, öğreneceksin. İnşallah. Hiç ağlamak İnşallah. Puan getirmesin, hiçbir şey yapmasın. Öğreneceksin, dimdik duracaksın. Yok öyle bir şey. Yok. Armani sen ediyorum. Sanki bir şey söyleyecektin dedim. Bir şey söyleyecektim. Yani... Tamam. Bu yol uzun bir yol ve bu uzun yolda giderken insanın kendi kendine yaptığı hatalar başına maalesef zaman zaman dert olabiliyor. Şimdi onun ağlaması ben biliyorum kötü şarkı söylüyorum diye değil. Niye ben bu yalanı söyledim diye ağlıyor. Hayır bak şimdi siz yalan diyeceksiniz ama bu akşam söyleyecektim ben. Yemin ediyorum ki söyleyecektim ve sizin ağzınızdan aldım ben bu lafı. Gerçekten de söyleyecektim. Peki. Saklanılacak bir durum yok zaten. Yorumlar izleyicilere ait. Aday numaranı söyler misin? 107. 107. Yurdanur'un aday numarası. Teşekkür ediyoruz Yurdanur'a. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. We'll be right back.